Allah'ın bir lütfu. Şimdi o kavuşacağı asıl hakikatine kavuşmanın zevkini yaşıyordur. Biz de senelerce iç içe yaşadığımız, hayatımızın bütün güzel günlerini paylaştığımız çok sevgili bir ablamızdı. Bir gün önce ben telefonla konuştum. Kerim'i tebrik etmek için açmıştım. Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım bir ablamdı. Allah'ım inşallah şimdi de ben böyle şarkı tutarım. Efendim bana ne diyor acaba bugün diye. Evvelkiden ahbaba selam olsun verenler çıktı. Bizi de ansın inşallah orada efendisinin huzurunda. Ve inşallah o zaten Sami annemin sevgilisiydi. Cennet-i Ala'da. Bizlere de yer ayırsın inşallah. Allah nasip etsin. Çünkü insanın vakti geldi mi gidiyor çok şükür. Ne büyük mutluluk vakti gelince gidebilmek. Bir lütuf. Kimseye yük olmadan gidebilmek. Kimseye sıkıntı vermeden gidebilmek. Ve sevgiliye öyle kavuşabilmek ne büyük lütuf. Allah hepimize öyle nasip etsin inşallah. Son sözümüz Allah olsun inşallah. Çünkü ben nice çok manevi zannettiğim insanın son nefesinde Allah yokmuş diye öldüğünü, nice dinsiz zannettiğim insanın da son nefesinde Allah diye gittiğini biliyorum. Bunun için bu son ameldir. Amel son amel. Çok önemli son amel. Allah hepimize son amelimizde onu anarak gitmeyi nasip etsin. Siz hani son ameli niye bırakıyoruz? Her nefes son ameldir. Her nefeste onu anmayı Allah nasip etsin. Zira ondan başka ne bir gücümüz, ne kuvvetimiz, ne anamız, ne babamız, ne akrabamız var. Yani zannetmeyin ki ailelerimiz varsa da biz hakiki ebeveynimiz yalnız Allah. Ondan doğduk. Onun için yetim kelimesi insan-ı kamil için söylenir. Yetim kamil insan içindir. Çünkü kamil insan anası varsa da ana gibi değildir. Babası varsa da baba gibi değildir. O Allah'ın yetimidir. Onun için yetime güzel muamele etmek gerekir. Allah nasip etsin cümlesini anmayı inşallah. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Dün Suzan ablanın vefat haberini alınca Meşgür annem, Türkan ablayı, Orhan ablayı, büyükleri, onun arkadaşlarını aradım başsağla diyeyim diye. Ben bir toplulukta ölüm bu kadar mı güzel karşılanır? Bu kadar mı sanki normal sıradan bir hadiseymiş gibi karşılanır? Ben biliyordum zaten çok yaşadım ama bir kere daha yani dedim ne kadar güzel, ne kadar dingin. Yani pozitifle negatif öyle bir birleşmiş ki onlar için artık yani ölüm veya doğum diye iki farklı mefhum yok. Yani Sami annem dediği gibi bu odadan çıktım öteki odada işte efendime kavuşacağım diyorlar. Yani öyle bir rahatlık var ki hepimiz keşke ölümü bu kadar rahat karşılayabilsek. Çok hakikaten çok ibretle de onu seyrediyorlar. Güzel karşılamanın yanı sıra sadece şeyleri çabaları nasıl yapacağız? Hani dua, gayet mesut dua nasıl yapacağız? Evet ben de böyle bir zevk içindeler. Allah razı olsun annelerimiz de. Çünkü onların arkadaşları ve dostlarıydı çok şükür. Ben bir şey anlatmak istiyorum burada. Halikarnas balıkçısının kız kardeşi. Onlar meşhur bir Osmanlı ailesidir. Ayşe Hanım Efendi bizim çok yakın dostumuzdu. Bu aile bütünüyle Kenar Fahi Hazretleri'ne intisaplıdır. Halikarnas balıkçısı hariç ailenin bütün fertleri Kenar Fahi Hazretlerine intisaplıdır. Ayşe Hanımefendi bu en büyük ablalarından bir tanesi. Çok hoş bir hanımdı. Tanımanızı çok isterdim. Böyle yere kadar kadife elbiseler giyer, rubi pardesüler giyer filan. Çok hoş bir hanımefendi. Çok büyük bir sanatçıydı. O vefat ettiği zaman ateist olan profesör kızı kitap yazmış, anlatıyor. Bir grup geldi diyor, annemleri anlatıyor. Bir grup geldi diyor, yıkamaya diyor. Öyle bir zevkle yıkadılar, o kadar güle eğlene, o kadar zevkle